Zor bir dönemden geçiyoruz. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Zor bir dönemden, tüm dünya zor bir dönemden geçiyor. Pandemi, Covid-19 pandemisiyle tüm dünya uğraşıyor. Biz de öyle. Fındığın satışı pandemiye bağlı da ithalatçı, ihracatçı ya da dış alıcı biraz kendini rölantiye aldı diye düşünüyorum. Ama bu alıcının, dış alıcının elinde var olan malını tüketmeden kendini biraz rölantiye alışını fırsata çeviren, çevirmeye çalışan bir tekelci firma var. Zaten Avrupa'nın en büyük tedarikçisi, ismi malum tekelci firma. Bu firma koşulları zorlatmaya çalışıyor. Zorlatmaya çalışınca da doğal olarak fındık fiyatları kendiliğinden düşüyor. Arza ve talebe bağlı olduğu için bu işler, her türlü iyi olayı da kötü olayı da firma kendisine fırsata çevirmeye çalışıyor. Oysa biz şunu çok iyi biliyoruz, 2020 hasadı, yani bu yılın ürünü ne Avrupa'ya ne dünyaya yetmiyor rekoltesi. Bu rekoltörek baktığımızda yetmiyor. Hal böyle olunca niye bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin açıklamış olduğu, daha doğrusu TEMO'nun açıklamış olduğu 22,5 lirayı aşağıya düşüyor. TEMO'nun da yıl sonu itibarıyla ben alımı durduracağım demesi elbette bu da onların elini avucunu ovuşturuyor. Bu böyle olunca 24 lira piyasadan, 25 lira piyasadan, hatta daha üstünde fındık alan, bu fındığı da elinden çıkartamayan bizim aracı manavlarımız var. Bunlar ne olacak? Yani bu insanlar iflasa giderler eğer böyle giderse. Acaba tekelci firmanın amacı aracı tüccar kesimini aradan mı çıkartmak? Hepsi bunların soru işareti aslında. Sonuç olarak biz şunu söylüyoruz. Bunu 2 gün, 3 gün önce video konferans yoluyla toplantı yaptığımız gelen başkanımıza da ilettik. TMO'nun alım süresini kısıtlamaması, yani sınırlandırmamasını istiyoruz. TMO'nun deposunu açık tuttuğu olması TMO'ya hiçbir külfet getirmeyecektir. Zaten o kendi kadrolarıyla, kadrolu personeliyle fındık alıyor. Maaşını ödediği insanlarla fındık alıyor. Evet, belki bu bölgenin insanları değil, biraz zor pozisyonda kalacaklar ama Türk çiftçisine, Karadeniz çiftçisine özellikle de yardım etmenin hiçbir sakıncası ya da sıkıntısı olmaması lazım. TMO'nun alımını işte Mart'tır, Nisan'dır, Mayıs'tır, hatta sürekli deposunu açık tutmalı ki bu dönemde yeni 2020 fındık fiyatını da 23 lira, 23,5 lira, hatta 24 lira revize ederek tekrar hayata geçirmeli bu fiyatı revize ederek. O zaman bak göreceğiz, tekelci firma etekleri tutuşuyor mu, tutuşmuyor mu? Bizim ürünümüzün çok kıymetli olduğunu, biz ürünümüzün dünyanın en iyi ürünü olduğunu, biz bunları biliyoruz. Ama karşınızda Bizans oyunu oynar gibi bir oyun oynayan bir tekelci firma var. Ama umut ediyoruz. Biz genel başkanımızdan bunu talep ettik. TMO genel müdürlüğünde de daha önceki aylarda bizimle İl Ziraat Odası başkanlarıyla yapmış olduğu toplantıda bu düşüncelerimizi bizzat kendisine dile getirdik. O da tek başına böyle bir kararı alamayacağını ama bunu bir üst merciye ileteceğini söyledi. Biz genel başkanımızdan da bunu rica ettik. Gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz. Üreticimizin hak ve menfaatlerini her alanda savunacağımızı bilmelerini isterim. Üreticimizin bugün itibarıyla 2020 rekoltesinin yaklaşık %30, 3 aşağı 5 yukarıya civarında elinde fındık olduğunu düşünüyoruz. İkinci bir şık da aracı kurum dediğim, az önce altını çizdim, aracı kurum dediğimiz tüccar arkadaşlarımızın, manav arkadaşlarımızın durumu ne olacak? Yani burada çok kötü sonuçlar doğar. Bir an önce tekelci firmanın da TMO'nun da iki elinin arasına başını alarak düşünmeye davet ediyoruz diye düşünüyoruz.